Önceki videolarda Tork'u nasıl bulacağımızı öğrendik. Ama Tork ne işimize yarayacak ki? Tork'un bize faydası ne? Bakın şöyle bir faydası var. Newton'un ikinci yasasından ivmenin kuvvetle orantılı olduğunu biliyoruz. Bu videoda sizlere bu formülle dönme hareketi arasında bir bağlantı kurmak istiyorum. Bize doğrudan şu kadarlık bir torkla bu kadarlık bir açısal ivme elde edersin diye bir formül bulmak istiyoruz. Buradaki açısal ivme ifadesinin pay kısmında büyük ihtimalle tork olacağını tahmin etmişsinizdir. Çünkü bir şeyin ivmelenmesini tork sağlar. Paydada ise belki kütle olur, belki de olmaz. Burada ihtiyacımız olan şey bu. Bu arada tüm bu şekillerin yatay sürtünmesiz bir yüzey üzerinde duran kütlelere yukarıdan bakılarak çizildiğini düşünelim. Newton'un ikinci yasasını dönme hareketinde ifade edebildiğimiz bu formül olsaydı, o zaman torku bildiğimiz zaman açısal ivmenin ne olacağını bulabilirdik. Aynı yukarıda nasıl kuvveti bildiğimiz zaman normal ivmenin ne olacağını biliyorsak, burada da aynı şeyi uygulayabilirdik. İşte bu videoda bunu yapmak istiyorum. Şekildeki top gibi bir çember etrafında dönen bir cisim için Newton'un ikinci yasasının dönme hareketine uygulanmış formülünü elde etmeye çalışalım. Ve sadece çember etrafında dönen hali için değil, açısal olarak ivmelenen hali içinde, yani hızlanan hareket veya yavaşlayan hareket için de bu formülü kullanalım. Öyleyse şimdi kuvveti ve Newton'un ikinci yasasını bildiğimizde normal ivmeyi bulabiliyorsak, torku bildiğimizde de açısal ivmeye ulaşabileceğimiz formülü elde etmeye çalışalım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Açısal ivme olması için çembere teğet bir kuvvetimiz olması gerekiyor. Yani bir şeye açısal olarak ivmelendirmek için teğet bir kuvvete ihtiyacımız var. Çünkü bu kuvvet sayesinde bir tork oluşturmuş olacağız. Diyelim ki torku oluşturan kuvvet bu kuvvet olsun. Torku nasıl bulacağımızı artık biliyoruz. Hatırlayalım. Tork eşittir R çarpı F çarpı sinüs teta idi. Ama şimdilik işimizi basitleştirelim. Diyelim ki bu açı 90 derece olsun. Çünkü sinüs 90 bir eder. Aynı zamanda bir de bu kuvvetin net kuvvet olduğunu da söyleyeyim. Yani bu cisim üzerine etki eden tek bir kuvvet olsun. O da buradaki kuvvet olsun. Net kuvvetin eşittir cisim kütlesi çarpı cismin ivmesi olduğunu biliyoruz. Ama bunu zaten biliyoruz öyle değil mi? Buradaki yeni olan şey ne? Hatırlayın. Torkla açısal ivmeyi ilişkilendirmeye çalışıyoruz. O zaman tork formülünü şuraya bir yazalım. Bir kuvvetin oluşturduğu torku nasıl buluyorduk? Kuvvetin oluşturduğu tork eşittir torka etki eden kuvvet çarpı r eksenden kuvvetin uygulandığı noktaya olan uzaklık, değil mi? Şimdi bu durumda çemberin yarıçapı uzaklığımız olacak. Çünkü kuvveti çemberin tam kenarından uyguladık. Eğer bu kuvvet içeriden bir yerden uygulanmış olsaydı o zaman çemberin merkezinden uygulandığı noktaya kadar olan uzaklığı alacaktık. Ama çemberin tam kenarına uyguladık. Dolayısıyla F çarpı bütün yarıçap olarak yazmamız gerekiyor. Burada aynı zamanda F ile R arasındaki açının sinüsünü de düşünmeliyiz. Ama f ile r arasındaki açı burada 90 derece yani sinüsü 1'e eşit. Dolayısıyla bu terimden kurtulabiliriz. Gayet kolay oldu. Bu kuvvet tarafından oluşturulan tork f çarpı r oluyormuş. İyi de bununla ne yapabiliriz? Bakın aşağıda zaten bir f'imiz var. O zaman her iki tarafı r ile çarpıp formüle tork ifadesini yerleştirebiliriz. Başka bir deyişle sol tarafı r ile çarptığımız zaman r çarpı f elde ederiz ve bu da sağ taraftaki ifadeye çarpı r'ye eşit olur. Yani sağ taraf r çarpı m çarpı ivme haline gelir. Şimdi bakın sol tarafta r çarpı f var. Bu tork değil mi? Tork eşittir r çarpı f ya da f çarpı r. Yani tork eşittir r çarpı m çarpı ivme elde etmiş olduk. Ama bu işimize pek yaramadı. Torkla açısal ivmeyi ilişkilendirebileceğimiz bir formül elde etmeye çalışıyoruz. Öyleyse normal ivme yerine ne yazabiliriz ki açısal ivme elde edelim? Açısal ivme değişkenleri hakkında konuştuğumuz zaman ne dediğimizi belki hatırlarsınız. Teğetsel ivme her zaman eksenden teğetsel ivmeye sahip cisme olan uzaklık çarpı açısal ivme alfaya eşitti. Yani alfa ile teğetsel ivme arasındaki ilişkiyi bu şekilde ifade etmiştik. Peki bu teğetsel ivme mi? Evet, çünkü bu teğetsel kuvvetti teğetsel kuvveti aldığımız için de bu kuvvet teğetsel ivme ile orantılı olacak. Her ikisi de burada teğet ve bu kuvvetler de teğet. Teğetsel ivmeyi r çarpı alfa olarak tekrar yazabiliriz ve tam olarak bunu yapacağız. Bu tarafı r çarpı alfa olarak yazacağız. Çünkü r alfa bize teğetsel ivmeyi veriyor. Yani buradaki ifade aslında teğetsel ivme demek. Bakın şimdi ne bulduk? Tork eşittir r çarpı m çarpı r çarpı alfa oldu. 2 r ile birleştirip bu ifadeyi m çarpı r kare çarpı alfa açısal ivme olarak yazabiliriz. Şimdi çok yaklaştık. Newton'un ikinci yasasının bir formunu bulmak isteseydik bu şekilde bırakabilirdik. Ya da soldaki bu form haline getirip alfayı yalnız bırakabiliriz. Bu kütlenin açısal ivmesi eşittir. Kütle üzerine etki eden tork bölü bu garip ifade kütle çarpı r kare. İşte sol tarafta aradığımız ifade buydu. Bunu kutu içine yazacağım. Newton'un ikinci yasasının dönme hareketine uygulanmış halini tork bölü bu ifade olarak bulduk. Emre kare ifadesi ne anlama geliyor? Normal ivmedeki ve normal Newton'un ikinci yasasındaki kütleyle aynı göreve sahip. Şöyle bir anımsayın. Bu kütle cismin eylemsizliği ile orantılıydı. Bize bu cismi ivmelendirmenin ne kadar zor olduğunu, ivmelenmeye ne kadar dirençli olduğunu gösteriyordu. Paydadaki terim de bu olacak. İnsanlar buna genellikle atalet momenti ya da eylemsizlik momenti derler. Ama bu benim fizikte duyduğum en karmaşık ifadelerden biri. Eylemsizlik momenti mi? Kulağa çok garip geliyor. Bunu büyük I harfiyle gösteriyoruz ve aynı işe yarıyor. Kütle gibi aynı şekilde paydaya yazıyoruz ve böyle bir sistemde dönme eylemsizliği olarak görev yapıyor. Diğer bir deyişle dönme eylemsizliği büyük olan bir şey açısal ivmelenmek istemeyecek. Aynen bir şeyin büyük normal eylemsizliği olduğu zaman ivmelenmek istememesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu topun nelere bağlı olduğunu görebiliyoruz. Bakın, ipin ucundaki bu top için ipin ucundaki bu topun eylemsizlik momenti m çarpı r kareye eşitti ve paydaya yazmıştık. Bu terim ipin ucundaki bu kütle için dönme eylemsizliği görevi yapıyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani eğer kütlemiz fazlaysa ve yarıçapımız büyükse bu cismi açısal hızlandırmamız zorlaşır. Dolayısıyla cismi hareket ettirmek ve hızlandırmak epey zor bir hale gelir. Ama diğer tarafta kütle eğer küçükse veya yarıçap kısaysa açısal ivmelendirmek kolaylaşır. Bu cismi kolayca döndürebiliriz. Ama eğer kütle büyükse veya yarıçap uzunsa bu eylemsizlik momenti terimi çok daha büyük olur. İpin ucuna bağlı bir kütlenin eylemsizlik momentini bu şekilde buluyoruz ve buradaki I ile de gösteriyoruz. Bunu dönme eylemsizliği olarak düşünebilirsiniz. Bu bence daha güzel bir isim. İnsanlar artık buna dönme eylemsizliği diyorlar. Çünkü aslında bu dönme eylemsizliğini ifade ediyor. Eylemsizlik momenti biraz eskide kaldı hala kullanıyoruz ama çok da güzel bir isim değil. Dönme eylemsizliği buradaki ı'yı daha güzel açıklıyor. Eylemsizlik momentinin birimine de bakalım. Kütle çarpı yarıçapın karesi olduğundan birimi kilogram metre kare olur. Eylemsizlik momentinin birimi bu şekilde. Ve bu da noktasal kütlenin eylemsizlik momenti formülü. Noktasal kütle derken kütlenin her yerinin çember etrafında aynı yarı çaplı dönmesini kastediyorum bir ipe bağlı olmak zorunda değil. Mesela dünya etrafına dolaşan ay da olabilir. Bütün kütle aynı yarıçapta ve çember etrafında döndüğü sürece ya da en azından neredeyse aynı yarıçapta döndüğü sürece bu küçük kürenin yarıçapının ipin uzunluğuna göre çok küçük olduğunu varsayalım. Eğer böyle bir durum varsa yani bütün kütle aynı yarıçap üzerinde dönüyorsa bu formülle eylemsizlik momentini bulabiliriz. Peki bu daha nasıl zorlaşabilir? Nelere dikkat etmeliyiz? Burada yalnızca bir kuvvet olduğunu hesaba kattık. Bu cisim üzerine etki eden bir sürü kuvvet olabilir. Belki bu yönde başka bir kuvvet de etki ediyordur. Öyleyse bu durumda formüle net kuvveti yazıp m çarpı a olduğuna emin olabiliriz. Yukarıda da net torku kullandığımızdan emin olmalıyız. Bu cisme bir sürü tork etki etse de bu formül işe yarar. Yukarıda sadece net torku hesaplamamız gerekir. Bütün torkları toplayıp bir yöne döndürmeye çalışan torka pozitif, diğer yöne döndürmeye çalışan torka da negatif deriz. Yalnızca işaretleri doğru aldığımızdan emin olmalıyız. Bir de dönme eylemsizliğinde durumlar nasıl ona bakalım. Cismimiz tek bir kütle gibi basit bir cisim değilse ne yapmamız gerekir? Şimdi bir bakalım. Önce bu formülü kopyalayalım ve diğer her şeyi silelim. Diyelim ki şöyle bir problemle karşılaştık. Bu sefer 3 kütlemiz olsun. İkinci kütleye aşağı doğru 20 Newton'luk bir kuvvet etki etsin ve birinci kütleye de yukarıya doğru 50 Newton'luk bir kuvvet uygulansın. Hepsinin arasında 3 metre olsun ve dönebilsinler. İşleri biraz daha zorlaştırmış olduk. Bu kütleler çember etrafında dönebiliyorlar ama bunu yapabiliriz. Az önce elde ettiğimiz formülle bu soruyu çözebiliriz. Bu formül işimize yarayacak. Sorumuz şöyle olsun. Üzerlerine kuvvet etki eden kütle sisteminin açısal ivmesi nedir? Bunun için Newton'un ikinci yasasının açısal durumlar için olan formülünü kullanacağız. Diyeceğiz ki bulmak istediğimiz şey olan açısal ivme eşittir net tork. Net torku nasıl bulabiliriz? Bakın şekilde iki kuvvet var. Bu o kadar da kötü değil. Her birinin ayrı ayrı torkunu hesaplayıp toplamamız gerek net vektörü bulmak için nasıl her birini ayrı ayrı topluyorsak bu durumda da aynısını uygulayacağız. Ama 50 eksi 20 olmayacak çünkü bunlar tork. Formüle tork yazmamız gerek, kuvvet değil. Bu kuvveti r ile çarpmadığımız sürece kuvvet olarak kalacak. O yüzden yukarıya doğrudan 50 yazmayın. Önce r ile çarpmamız gerekiyor. Peki hangi r ile? Burada dikkat edin. Doğrudan 3 metre ile çarpmak istemiş olabilirsiniz ama hayır. R'ye her zaman dönme ekseninden yani merkezden kuvvetin uygulandığı noktaya olan mesafeyi hesaplayarak buluyoruz. Dolayısıyla bu 50 newtonu kuvvetin R'si 9 metre olacak çarpı 50 Newton. İşte şimdi torku bulduk. R ile çarpmadığımız sürece bu kuvvet tork olamaz. Bu 50 newtonu kuvvetten gelen torktu. 20 Newton'lu kuvvetin torkunu nasıl bulacağız? Bu noktada şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Tamam şimdi anladım. 20 Newton olacak ama 20 Newton'luk yazmayacağız değil mi? Bunu önce R ile çarpmamız gerek. 20 Newton çarpı 3 metre değil, her zaman eksenden 20 Newton uygulandığı noktaya olan uzaklığı almalıyız. O da 6 metre olacak. Bazen insanlar bu noktaya geldikleri zaman çok mutlu oluyorlar. R'yi nasıl bulduklarını hatırlıyorlar. Araya artı koyuyorlar. Ama bu bize hatalı bir sonuç verir. Böyle yapamayız. Bakın, bu 50 Newton'lu kuvvet sistemi saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyordu değil mi? 50 newton bu yönde döndürmeye çalışıyor. 20 newtonsa diğer yönde döndürmeye çalışıyor. Birbirlerine ters hareket ediyorlar. Bunlar ters işaretli torklar. O yüzden bunu yukarıda belirttiğimizden emin olmalıyız. O zaman 20 newtonluk torku eksi işaretiyle gösterelim. Genelde bu tür bir işaretleme kabulü yapıyoruz. Saat yönünün tersi genelde pozitif, saat yönü ise negatif kabul ediliyor. Ama hangi tür işaretleme yaparsak yapalım, formüldeki işaretleri birbirinden farklı olmak zorunda. O yüzden bu noktaya dikkat edin. Evet, net torkumuzu bu şekilde bulmuş olduk. Peki dönme eylemsizliğini ya da eylemsizlik momentini nasıl bulabiliriz? Bir önceki örnekte gördük. Bütün kütlenin belli bir yarı çap üzerinden çember etrafında döndüğü noktasal bir kütlenin eylemsizlik momenti mr kareydi. Ama şimdi elimizde 3 kütle var. Bu durumun işimizi zorlaştırdığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında çok kolay. Toplam eylemsizlik momentini her birinin ayrı ayrı eylemsizlik momentlerini toplayarak bulabiliriz. Yani eylemsizlik momentlerini ayrı ayrı toplamamız gerekiyor. Başka bir deyişle önce birinci kütlenin eylemsizlik momentini hesaplarız. Eğer bu 1 kilogramsa burası 1 kilogram çarpı r kare olmalı. Buraya yazdığımız ifade bunu demek istiyor. Bunu kütleler için ayrı ayrı hesap yapmalıyız. M1 çarpı R1'in karesi artı M2 çarpı R2'nin karesi artı M3 çarpı R3'ün karesi yapmalıyız. Elimizdeki her bir kütle için bunu uygulamamız gerekiyor. Bunların hepsini topladığımız zaman kütle sistemindeki toplam eylemsizlik momentini bulmuş oluruz. Her birini hesaplayalım. 1 kilogram çarpı birinci kütlenin R'si 9 metreydi. Çünkü eksenden kütleye 9 metre mesafe vardı. Yani 9 metrenin karesi artı ikinci kütle. Bunun kütlesi 2 kilogramsa o zaman burası çarpı 6'nın karesi olur. Böyle böyle devam ediyoruz. Bu 3 kilogramlı kütlenin de eylemsizlik momentine ya da dönme eylemsizliğine katkısı olacağı için onu da dahil etmemiz gerekiyor. O da 3 kilogram çarpı eksenden 3 metre uzaklığı olduğu için çarpı 3 metrenin karesi oluyor. Bunların hepsini toplayıp hesap makinesine yazdığımız zaman alfayı yani açısal ivmeyi 1,83 radyan bölü saniye kare olarak buluyoruz. Yani bu cisim hareketsizken ivmelenmeye başlarsa böyle bir ivmeye sahip olurmuş. Bu yönde hızlanma başlar ve eğer bu kuvvetler uyguladıkları torku korurlarsa sürekli hızlanmaya devam eder. Toparlayacak olursak Newton'un ikinci yasası kuvveti nasıl ivme ile ilişkilendirebiliyorsa Newton'un ikinci yasasının bu açısal versiyonu da torku açısal ivme ile ilişkilendiriyor. Payda kısmına kütle yerine dönme eylemsizliği geliyor. Bu da bize cismi açısal ivmelendirmenin ne kadar zor olduğunu söylüyor. Noktasal bir kütlenin eylemsizlik momentini emre kare ile bulabiliyoruz ve noktasal kütle sisteminin eylemsizlik momentini de her bir kütlenin eylemsizlik momentine olan katkısını toplayıp buluyoruz.